çiçekler kimden Ayşe Hanım? Abdülkerim Bey'den. Bir de kıymetli yüzük göndermiş. Girin. Mutlaka Abdülkerim Bey'dir. Nermin Hanım, kulunuzu bir iki dakika dinlemek lütfunda bulunur musunuz? Ne söyleyeceğinizi merak etmiyorum Abdülkerim Bey. Size olan hayranlığımı belirtecektim. Gerçek bir sanatçısınız. Bir sanatçıya gönderilen çiçeğe hürmet ederim ben. Ama kıymetli yüzüğünüzün manasını anlayamadım. O benim anahtarımdır. Silahımdır. Böyle silahlar ancak bir metrese karşı kullanılır. Namuslu bir kadına karşı değil. Tabii bu korkunç silaha karşı dürüst kadının da bir silahı vardır Abdülkerim Bey. Nedir acaba? İşte budur. Yaman kadınsın be hanımcığım. İyi ama her zaman sorarsın çiçek geldi. Gelince de zıvanadan çıkarsın. Çiçek beklediğimden gelsin istiyorum Ayşe Hanım. Tam 15 senedir de bekliyorum. Kim bu hayırsız herif hanımcığım? Kocam. Yani ayrıldığım kocam. Sevdiğim, unutamadığım tek erkek. Bu kadar seviyordun da ne diye ayrıldın a benim güzel hanımcığım? Ah, uslanmaz o. Musalla taşına yatırsalar güzel bir bacak görünce hortlar benim kocam. Deme be, sahi mi diyorsun hanımcığım? Evet. Benim kocam ölürken bile gözü çöplükte olan erkeklerdendir Ayşe Hanım. Alo. Evet buyurun. Murat'ım ben. Aliço mu? Uyuz Aliço mu? Ne haber yüz karası? Sana iş teklif ediyorum Murat. Benimle ortak çalışırsan yakında çok zengin olursun. Gel bu işi beraber yapalım. Ben o teklifini al da başına çal Aliço. Senin gibi adi bir yüz karasıyla bir kaba tükürülmez. Bir daha da beni aramayın. Alo. Alo. Ulan köpek. Ben sana ne edeceğimi bilirim. Haydar'a haber salın. Dostu Canan'ın Murat'la ilişki kurduğunu söyleyin. Alo buyurun. Konuşsana. Niçin susuyorsun? Konuşsana be. Şimdi basacağım küfrü ama. Senin kim olduğunu öğrenirsem görürsün gününü. Ulan senelerdir bu... Telefonla her yeri aradım ama oğlunuz Erol Bey'i bulamadım. Sanırım çok önemli bir iş peşindeler. Önemli iş ha. Bu it adam olmaz. Son gelen manken kızın telefonu var mı? Serap'ın mı efendim? Evet. 47-66-91. Aferin kıza, telefonunu ezberletmiş. Alo? Evet benim. Annen Erol. Ne? Annem mi? Telefonda. Aman yok de. Yanlış numara çevirmiş olmayın sakın Emin Hanım. Sen beni dinle kızım. O it oğlu ite söyle, hemen işinin başına dön. Yoksa sen çalışır ona bakarsın bundan sonra. Ne dedi? Hemen işinin başına dönsün dedi. Burada olmadığını yutmadı. Bilirim yutmaz. Hoş geldin anneciğim. Tam da ısınıyordum be anne. Biraz da derslerine ısın. Bu sene de çakarsan kendine iş ararsın. İşim hazır değil mi anneciğim? Ne işi?
Senin fabrikada sanat direktörü olurum. Abinin müdür olduğu gibi değil mi? Abim dalgacı anneciğim. Ben sanattan anlarım. Sana liste başı bir parça çalayım. Yeter, yeter artık. Biraz da evdekileri düşün. Ömer uyuyor. Uyumuyor anne. Ablam da eniştemizi bekliyor. Herif resmen jigolo. Havada bulup tavada yiyor. Ya siz? Damadımdan ne farkınız var? Hepinizi tornaya soksalar doğru dürüst bir adam çıkmaz üçünüzden. Kalbimi kırıyorsun ama anne. Kafanı kırmadığıma şükret. Ömer uyudu mu Leyla? Yaramaz, şimdi uyudu anne. Hasta falan mı? Hayır, babasını bekledi. Sen de bekledin tabii. Evet anne. Geç geleceğini söylemişti ama... Gene de bekledim anne. Seni anlıyorum kızım. Bir ümittir beklemek. Gelmeyeceğini bile bile beklersin. Hep beklersin. Vaktiyle ben de çok bekledim. Hem de 3 çocukla birlikte kızım. Senin duyduğun acıların fazlasını hissediyorum. Ne yazık ki kaderlerimiz birbirine benziyor anneciğim. Çok az farklı kızım. Benim kocam kadınlara düşkün. Seninki ise kumara. Ama üzülme yavrum. Bir gün döneceğine inanıyorum kocam. Ömer, ne yapıyorsun orada? Ömer. Hey. Ömer. Anneanne. Vay namussuz vay. Eski borcuyla beraber 50.000 lira borçlandı kasaya. Çok para bu Tarık. Ne zaman ödeyeceksin? Mühlet ver biraz Rasim abi. Elbette. 2 gün yeter mi? Yetmez abi. 50.000 lira az param. Öyleyse 3 gün olsun. Ama Rasim abi... Kes sesini be! 3 gün dedim tayfa. 3. günün akşamı paramı isterim. Getirmezsen başına gelecekleri bilirsin. Hadi güle güle. 50.000 lira harçlık gibi istenmez Tarık. Harçlık değil, borç istiyorum sizden. Bir muhasebe hatası yaptım. Bunu kapatmam lazım. Sana inanmıyorum Tarık. Çünkü istediğim para bir muhasebe açığı değil. Bir kumar borcu. Öyle olduğunu kabul edelim. Verecek misiniz? Hayır. Belki böylelikle sana faydam dokunacak. İçine düştüğün bataklıktan kurtulacaksın. Önce sizden, sonra bu evden kurtulacağım. Kafamı şişiren nasihatlarınızdan bıktım artık. Oğlumu alıp gideceğim. Bunu yaparken de büyük bir zevk duyacağım. Tarık lütfen. Leyla. Kocanın seni sevdiğine eminim yavrum. Bundan şüphen olmasın. Blöf yapın. Benim senden ve torunumdan ayrılamayacağımı bilir. Ama istediği parayı vereceğim ona. Ben alıştım istismar edilmeye. Oğullarım sorumsuzdu. Şimdi de damadım onlara katıldı. Böyle olmalarına belki de ben sebep oldum. Babasız büyüttüm, her dediklerini yaptım onların, şımarttım. Dostumla kırıştırmanın ne olduğunu göstereceğim sana. Haydar! Kondoğan et! Allah'ım sen beni bu aptallardan koru. Dur! Onu bana bırak! Seni çıktığın yere gönderiyorum Ayka. Ha!
Dur abi, yeter artık. Küçüm acı be, ben gidiyorum. Ne oldu bana, midem ağrıyor. İshal oldun. Şunları yutarsan iyileşirsin. Yutamam, mermi bunlar. Ya beynine, ya da midene. Bana silah çekilmeyeceğini öğrenirsin böylece. Şimdi suyla cilalayalım. Hadi, iç bakalım. İç, hadi iç. İç. Aferin çocuğum sana. Şimdi salın geçer. Bol bol da kurşun çıkarırsın. Kolay gelsin Anason Kazım. İçmiyordum ki abi. Tadına bakıyordum. Ulan tereciye tere mi satıyorsun? Ben şarabı değil, seni düşünüyorum. Miden delik deşik oldu sünger gibi. Doğru abi. İçmiyordum ki zaten, tadına bakıyordum. Sünger gibi olduğu için içki dayandıramıyorum. Hadi bakalım çabuk banyoya hazırla. Alo. Buyurun. Alo. Konuşsana, hiç mi utanmak yok sende? Rica ettik olmadı. Küfür ettik olmadı. Her kimsen konuşsana, deli misin, sapık mısın, nesin sen? Anlaşıldı. Sen küfürden hoşlanmayın. Terbiyesiz. Ne olacak manyak? Anneanne. Gitmek istemiyorum ben. İstemiyorum işte. Ne oldu güzelim, niçin ağlıyorsun? Babam bizi götürmek istiyor anneanne. Başka yerde oturacakmışız. Ben senden ayrılamam ki. Ayrılmayacağız Ömer. Ağlama yavrum. Özür dilerim anne. Ben de gitmek zorundayım. Hadi Ömer. Anneannenle vedalaş da gidelim. Vedalaşmamıza lüzum yok Damat Bey. Ömer burada kalacak. Çünkü senin istediğin 50.000 lirayı vereceğim. Ama anne mecbur değilsin ki. Önemli değil. Sevginin de bedeli ödenir bazen. Senin için canım feda olsun. Demek kayınvaliden verdi parayı. Seni çok seviyor olmalı. Yok be abi. Tam tersi. Benim için kefen parası bile vermez. Ama bizim oğlana tav. Torunu için bütün parasını değil, canını bile verir. Ya. Kasanın anahtarı çocuk demek. Çocuk da senin olduğuna göre anahtar sende sayılır. Kıymetini bil ahbap. Merhaba. Hoş geldiniz. Oturun çocuklar. Oturmayacağız, bir iki laf edip gideceğiz. Babamızın selamı var. Aleyküm selam. Nasıl, iyi mi Aliço? Zıpkın gibidir. Oho. Allah afiyet versin. Anlatın bakalım. Bayram çocukları gibi elimi öpmeye göndermedi herhalde Aliço sizleri. Seninle konuşmaya geldik. Sizleri dinliyorum. Babam dedi ki bundan sonra bana çalışsın. Beraber çalışalım. Sana da daha evvel telefon etmişti. Senin tanıdığın Avrupa'ya giden bir sürü şoför arkadaşın varmış. Ne taşıyacak acaba muhterem babanız? Silah, mermi, sigara, esrar. Anlaştık mı? Hayır. Benim tanıdığım şoför arkadaşlarım meyve ve sebze taşımayı tercih ederler. Ne fark eder ki? Benim arkadaşlarımın taşıdıkları insanları besler, yaşatır. Sizinkilerse öldürür. Bayram çocukları!
Hadi şimdi güle güle. Babam çok kızacak. Başına buz koysun öyleyse, ateşini alır. Babam affetmeyecek seni. Tövbe diyen kim? Güle güle bayram çocukları. Bir dakika bayram çocukları. Sen ortadaki. Senin kıçın niye o kadar büyük? Bırakın, bırakın beni parçalayacağım, delik deşik edeceğim seni! Bırakın! O kıçınla mı? Hadi oğlum işine git. Murat Efendi başka ne dedi bakalım? Yavaş yavaş anlatın. Ali çok kızarsa başına buz koysun dedi. Şakacıdır kârasa. Başka ne dedi? İşi kabul etmedi bey baba. Res çekti bize. Kumarbazdır, res çeker. Başka ne dedi? Kıçım büyükmüş. Gırgır geçti benimle. Evet bey baba. Adam haklı. Küçükten beri söyler dururum sana. Fazla tıkınma diye. Başka? Hepsi bu kadar. Peki sen ne diyorsun bey baba? Ben mi? Ben kemikleri kırılacak diyorum. Dili koparılacak diyorum. Bir de perde çektim mi sinek filan hava gazı. Alayı yanağında patinaj yapar abi. Vallahi kayar tutunamaz, anladın mı? Yani sineklerin Uludağ olur yanakların. Uludağ gibi öyle, öyle. Anladım. Derim yanağımda kalsın, razıyım. Kalbimi kırdın benim. Kafamı bozdun şimdi abi, olmadı. Kolonya yüze sürülür oğlum. Duymadın mı? Yüze sürülür dedik. Yüze sürülen, dile de sürülür abi. Doğucan denen herif, yaşasaydın seni kıskanırdı abi. Bırak yağcılığı, Don Juan kim ben kim? Söyleyeyim, Don Juan tek ateşli bir tabancaydı. Ama sen ağır makinalı bir tüfeksin abi. Ya bu nedir berberci başı? 9 milimetre toplu Belçika yapısı bir film tabancası. Aferin sana, bir kere de bildin ve iki tıraş sabunu kazandın. Losyon ve masaj ister misiniz Murat Bey? Ya sen tükürüklü mü istersin, tükürüksüz mü? Şimdi görürsün. Ayağa kalk, ellerini başının üstüne koy. Yok, saçlarım bozulur. Mostran bozulacak az sonra. Ayıkla şunu. Alt tarafı da ayıkla. Aman, ayıklarken dikkat et, benim horoz huyludur, elini gagalar sonra. Horozun başını kesmeye bayılırım. Öyleyse o zaman balta lazım olacak sünnetçi başı. Küp edeme! Dur! Fırsat mı fırsat, biraz daha alayım abi. Gelen var. Peki abicim, devam et. Tıraşa devam. Ne biçim iş, taksit taksit tıraş ediyoruz. Şimdi her şey hayatta taksitle oğlum. Anlaşıldı. Bugün tıraş olamayacağız. Yeni müşteri de geldi. Biz de bunun bıyığını keselim. Deme hop deme, güzel oldun, yakışıklı oldun. Hadi bakalım yaylan, hadi. Senin bıyığını tıraş etmedik mi? Şimdi de saçını tıraş edelim öyleyse. Hadi bakalım.
Biraz fiyakalı ol bari. Getir kafayı, getir kafayı. Çok aynalı oldu. Oh, serin serin şöyle bak. Aman ne güzel. Bak şimdi iyi oldu, iyi bir yol açtık oraya. Hadi yaylan. Hadi bakalım şimdi doğru yaylan. Tamam tamam. Ürem paydos dedik, gene işe başlatıyorsunuz. Senin sakalını kesin ama senin sakalın fazlası, biraz bileyelim bunu. Hadi bakalım. Tamam, getir sakalını. Oh, bak ne aynalı bir kıraş. Aman sen de güzel sakal oldu sana. Oh. İyi oldu, iyi oldu, iyi oldu. Hadi durma artık, tamam işte. Hadi bakalım, yürü. Ulan sersem herifler, adam sizi eşin şeyine benzetmiş. Söyleyin bakalım ne dedi? Ne dedi benim için? Söyledik ya abi. Bir daha söyleyin evlat. Bir daha söyleyin. Olur, bir daha söyleyin. Söyleyin, bir daha söyleyin. Şey dedi abi. Sizin tepenizi tıraş ettim. Hadi onun da dibini tıraş ederim dedi. Ya, korktum şimdi. Ödüm bokuma karıştı. Uğraşmam artık Murat Efendi ile. Uğraşmam artık o hergeliyle. Hem niçin uğraşayım? Ama bir kıstırırsam kemiklerini kıracağım için. Erol. Efendim anne. Hemen git kardeşini ve enişteni bul. Hepiniz evde olacaksınız. Dananın kuyruğu bugün kopacak benim çapkın oğlum. Çünkü hepinizi evden kovacağım. Beni de mi anne? Evet. Başla seni. Ne haber Erol? Annem bozuk çalıyor Fiko. Uyudur. Bu seferki başka, barut gibi. Ben de öyleyim. Bizi evden kovmayı düşünüyor. Müjdene teşekkür ederim. Gırgırı bırak. Bu gece evde toplanmamızı istedi. Neden? Kovma kararını tebliğ edecek. Hadi yürü. Boşver. Madem ki kovacak niye eve gideyim? Burada efkar dağıtırım. Nermin Hanım'ı istiyorum. Evet, kim arıyor? Beni dinle. Başına bir dert gelmesini istemiyorsan servetinin bir kısmını bana vereceksin. Çok şakacısın. Ben mi? Ben şaka yapmam. Anlaşmak istiyorum. Seni himaye edeceğim. Karşılığında da 5 milyon vereceksin. Çok para sayılmaz senin için. Evet. Çok para değil 5 milyon. Ama senin feriştahan gelse değil 5 milyon 5 kuruş bile alamaz benden. Gene ters olsun enişte. İyi bildin. Valide bu gece hepimizin evde olmamızı istedi. Nutuk çekmek için mi? Hayır, kovmak için. Öyleyse sana vekalet veriyorum. Bir zahmet benim yerime de kovuluver. Tamam mı? Tamam. Hadi eyvallah, sana bol şanslar. Yalnız Erol geldi anne. Fikret'le Tarık gelmediler. Hizmetçiye de izin verdim. Sevgili anneciğimi özlediğimi söyle. Kes sesini soytarı. Ay yok, sana söylemedim anneciğim. Erol'a söyledim. Anacığın o itleri hizaya getirmesini bilir. Sen yat uyu. Güle güle anneciğim. Ben yatıyorum sevgili kız kardeşim. Kimsenin geleceği yok. Annemi sen beklersin. Hadi iyi geceler. Sana da iyi geceler.
Erol? Erol, ne oldu sana oğlum? Kim yaptı bunu? Fena benzettiler anne. Ne oldu anlat, Leyla nerede? Son gördüğümde götürüyorlardı onu. Leyla! Leyla kızım! Anne, Ömer, Ömer'im! Ona bir şey yapmalarından korkuyorum. Telefonla konuşmamızdan bir netice alamadığım için daha etkili bir çare düşündüm. Torunum elimizde. Polise haber verirsen onu bir daha göremezsin. Şimdiden 5 milyonu hazırla. Çocuk ellerinden öper. Yarın gece talimatımızı bekle. Bir dost. Ömer'e bir şey mi oldu anne? Ömer'i kaçırmışlar yavrum. Kaçırmışlar mı? Sakin ol kız. Kılına bile dokunamazlar onu. Kurtar Ömer'imi anne. Yalvarırım sana, kurtar oğlumu. Kurtaracağım kızım. Bu Uğur da icap ederse canımı bile verir. Peki şimdi ne yapacağız anne? Bizi bu kötü durumdan ancak bir tek kişi kurtarabilir. Bir kişi yardım edebilir. 10.000. Gördüm. Evet. 50.000. Rest. Yokum. Yokum. Evet Murat Bey, görüyorum. Full ruva. Kare as. Kaybettin ahbap. Kare as dedim işte, kağıtlarım. Onları gördüm yakışıklı. Öteki asları hangi münasip yerinize soktunuz acaba? Şaka mı bu? Sen hile yapıyorsun. Özür dilemelisin benden. Ben şerefli bir oyuncuyum. Öf. Haklısın. Buyurun. Sen mideni boşalt da gel yavrum. O sahtekarın tekidir arkadaş. Gördün ya, kıçı da iş görür o adamın. Edailer geldi. Patakayı şunu. Tabanca çekti. Sana bir şey oldu mu? Bana kurşun işlemez ahbap. Thank you.
Afiyet olsun. Allah'a ısmarladık ahbap. Beni görünce hayret edeceğini biliyordum. Hiç değişmemişsin. Sen de öyle. Eskisinden daha güzelsin Nermin. Başım dertte. Sana ihtiyacım var. Her an sana yardıma hazır. Torunumu kaçırdılar. Senin de torunun. Kime benziyor? Maalesef sana. Neden maalesef? Henüz 6 yaşında ama merdiven altından hizmetçilerin bacaklarına bakıyor. Geçen günde bir arkadaşımın göğüslerini mıncıklamış. Sonra? İşte sonrası malum. Senin gibi bir azgın olacak. 5 milyon fidye istiyorlar Murat. Vay namussuzlar var. Parayı versen de çocuğu sağ olarak alamazsın. Ona bir şey olursa yaşayamam ben. Sakin ol. Elbet bir çaresini bulacağız. Yalvarırım Murat, Ömer'i kurtar. Ev hiç değişmemiş Nermin. Her şey bıraktığım gibi. Yıllarca buranın özlemini çektim. İnsanın evi hiçbir yere benzemiyor. İnanayım mı sana? Gerçek bu. Seni de çok özledim. Hala seviyorum seni. Seni kollarımın arasında tutmak ve... Hop hop! Hop dedik. Ağır ol, hop hop. Erol doğru konuş. Boş ver anne. Kim bu yakışıklı? Yakışıklı baban oğlum. Babam mı? Öz babam mı yani? Evet. Öz babam. Vay canına be. Bayağı da yakışıklı. Sıkı adam görünüyor ha. Helal sana be anneciğim. Kocaların ekstrasını seçmişsin. Tebrik ederim seni anne. Evet, tebrikler. Bayağı zevk sahibimsin. Ne haber babalık? Babalık değil evladım. Baba. Söyle bakayım. Baba. Aferin yavrucuğum. Daha tatlı baba de. Söyle bakayım. Babacım. Babacım. Daha tatlı. Babacım. Ne oldu sana böyle? Yüzüne gözüne ne yaptılar ha? Ömer'imi kaçıranlar dövmüşler. Vay canına. Ölen sen. Korkma ölen. Bu evladın benim olduğundan emin misin sen? Bu hakaret bana mı? Bu hakaret bana. Benim oğlum kimseden dayak yememeli. Hatta babasından bile. Çıkarsınlar lan! Ellerin dert görmesin Murat. Baş edemedim bunlarla. Küçük oğlum 2 gündür eve gelmiyor. Damadım desen kumar masalarında. Oğlunun kaçırıldığından haberi bile yok. Baba olmayınca aile dağılıyormuş meğer. Haklısın galiba Nermin. Onlar galiba. Eğer onlarsa bir hafta mühlet iste. Hadi yavrum. Alo. Buyurun. Evet ben. Sizi dinliyorum. Şartlarımızı kabul ediyor musun? Evet. Hepsini kabul ediyorum. Polise haber vermedim. Biliyorum. Parayı hazırladın mı? Kolay değil. En az bir hafta müsaade edin bana. Kabul. Bir hafta sonra seni arayacağız. Durun, durun biraz.
Önce torunumun elinizde olup olmadığını, yaşadığını öğrenmeliyim. Bir saniye, al konuş. Anneanne, sen misin? Benim yavrum. Bebeğim, güzelim. Nasılsın Ömer'im? Çok iyiyim anneanne. Karşımda da fıstık gibi bir kız var. Hepinizi özledim. Hani senin bir arkadaşın vardı ya, memeleri futbol topu gibi olan. Ona benden selam söyle. Seni gidi yaramaz. Dedesi kılıklı seni. Alo? Tamam mı? Sesini duydun işte. Biz de bir hafta sonra paranın sesini duymak isteriz. Üzülme. Mutlaka Ömer'imizi geri getireceğim sana. Tek güvendiğim sensin Murat. Hadi bakalım düş önüme. Kendini dağıtmışları toplayalım. Hangisi? Şu kızların ortasında dans eden uzun boylu sakallısı. Ne bakıyorsun babalık? Hiç adam görmedin mi? Senin gibisini görmemiştim. Kimsin sen babalık? Babalık değilim çocuğum. Babanım ben senin. Öyle mi? Öyle ya. Hadi hemen eve götür, tıraş akımlarını da hazırla. Anladım baba. Üvertür. Varım. Peki. 5 pot. Pas. Rest. Pas. Peki, kart? Almaz. 2 kart. Dam. Buyur. İhsan Bey. ₺10.000 kredi açın bana. Maalesef müsait değiliz Tarık Bey. Kusura bakma. Ben kredi açabilirim delikanlı. 10.000, 20.000. Ne kadar istersen. Kabul. Öyleyse senet yapalım. Hayır. Kaybedersen yalnız ceketini alırım. Ceketimi mi? Hı-hı. Benim de merakım budur. Anlaştık mı? Anlaştık. Kulva. Şansın yok delikanlı. Kare. Belki de aşkta kazanıyorsun.
Geveseliği bırak. Paralarını al, bas git buradan. Böyle konuşmak yakışmıyor sana. Hadi. Şimdi efendi efendi borcunu öde. Yap bir senet, imzalayalım. Yok, oyun bozanlık yok. Ceketine pazarlık etmiştik. Ben adama ceket vermem. Ben almasını bilirim delikanlı. Paranı verecek, hır çıkarma burada. Hır değil Feday, ceket çıkartacağım. Bırak dedik sana. Bektirle uslanmayanın hakkı köpektir köpeğe. Acıyor mu ciciğim? Evet abicim, çok acıyor. Öyleyse sen biraz dinlen. Altın makas berber salonu. Modaya göre baş, kelleye göre tıraş. Oturun yerine Ergele. Ne sakal be? Hop. Ayağa kalkın. Adama döndünüz be. Nasıl buldun evlatlarını? Çok güzel. Bu işin daha beteri de vardır. Dur Leyla. Gelen cici damadımdır. Ona kapıyı ben açayım. Ceketine ne oldu damat bey? Şey oldu, çaldılar. Ya, kim çaldı acaba? Hırsızın kim olduğunu bilseydim ceketimi bırakmazdım herhalde. Ağzını burnunu dağıtırdım serserinin. Yapar mıydın sahi? Şüpheniz mi var? Öyleyse sana bu fırsatı tanıyacağım. Ceketini alan burada. Burada mı? İşte, karşında. Sen hem pis bir kumarbaz hem de adi bir yalancısın. Kim bu adam? Baba. Baban mı? Ne işi var burada? Ben çağırdım. İhtiyacım vardı ona. Hepimizin ona ihtiyacı var.
Kaçırılan torunumu kurtarması için çağırdım. Ömer'i kaçırdılar mı? Olamaz. Olamaz bu. Sen yalan söylüyorsun. Senin gibi bir babası olursa kaçırırlar elbet. Kumar masasında ceketini bırakan bir babanın oğlunu kaçırırlar. Sen kumar uğruna her şeyi yaparsın. Sus! Susuyorum sana! Baba! Lütfen! Lütfen baba! Vurma ona! Ben sevgiye hürmet ederim kızım. Ama yazık olmuş sana. Kocanla iftihar etmeni isterdim. Utanmanı değil. Haklısın baba, doğru konuştun. Ya siz? Siz ondan daha üstün bir musunuz sanki? Ananızın etekleri altında saklanan, saçı sakalıyla adam geçinen kansızlarsınız. Sizin gibilere adam demem ben, oğlum da demem. Senden özür dilerim Nermin. Bu ciğeri beş para etmezlerle aynı çatı altında kalamam ben. Eve dönüyorum. Ya Ömer? Kurtaracağım torunumuz. Gitme, kal bu akşam. Odanı hazırladım. Kalmanı çok istiyorum. Madem ki çok istiyorsun, peki kalıyor. Banyo yapacaktım da. Banyo koridorda, sağdan ikinci kapı. Orası annemin odası. Öyle mi? İyi geceler. İyi geceler. Baba, yine banyoyu arıyorsan biraz önce tarif ettim. Ben Murat. Uyku tutmadı bir türlü. Bir iki laf ederiz diye geldim. Seni bekliyordum zaten. Bekliyor muydun? Evet. Bekliyordum. Sana burada kal dediğim zaman gözlerinin içi parlamıştı. Beni aynadan gözetliyordun değil mi? Sen hala azgın bir boğa gibisin Murat. Seni görünce öyle oluyorum Nermin, çünkü sen... Bu lafı vaktiyle sık sık söylerdin Murat. Söyletene bak derler. Bir tuhaf oldum bu evde. Sanki hiç ayrılmamış gibi. Her şey yerli yerindeydi. Sadece yatağımda sen yoktun Nermin. Olamazdım Murat. Kopmuştuk birbirimizden. Suçlu ben değildim. Bendim, biliyorum. Çok pişman oldum inan. Kendi kendime ceza verdim. Ve ayrıldıktan sonra hayatıma bir tek kadın bile sokmadı. Bu konuşman mutlu ediyor beni. Hey uyan Fiko! Ne oluyor ya? Annemiz elden gidiyor. Ne var bunda ya? Manyak mısın be? Babam annemin odasına pike yaptı oğlum. Ne var bunda ya? Yoksa seni dünyaya leylekler mi getirdi sanıyorsun? Uyan evladım. Bizi dünyaya getirdikleri zaman annemle babam nikahlıydılar. Sahi şimdi anladım be. Senin yanında olmak, sesini duymak, kollarımın arasına almak özlemiyle yaşadım. İlk gecemizi düşünler mi? Duvağını açtığım zaman
utancından gözlerime bakamamıştı. Çenemden tutup beni öpmüştü. Alev gibiydi dudak. Sımsıcak. Başım dönmüştü o an. Mutluluğu içirmiştim doyasını. Aa, sen burada mıydın baba? Annenle dertleşiyorduk oğlum. Şey rahatsız ettim anneciğim. Diş fırçamı gördün mü? Her zamanki yerinde Erol. Ay Allah, unuttum gitti işte. İyi akşamlar. İyi geceler. Ne diyordum? İlk gecemizde yalnızdık bu evde. Ve tam bir hafta odamızdan dışarı çıkmamıştık. Odamızdan değil, yatağımızdan çıkmamıştık. Seneler geçti ama sana duyduğum arzu geçmedi ne? Dikiş kutusu nerede anne? Bu saatte dikiş kutusunu ne yapacaksın oğlum? Pijamamın düğmesi kopmuş da. Zamanım evladım şimdi. Zamanım oğlum, söyle bakayım zamanımı! Ulan it oğlu it! Her gelenin her gelesi! Anne! Anne! Sana kötü bir haberim var. Anne, aman yetiş anneciğim Fikret! Ay, ne oldu Fikret'e? Böbrek sancısı tuttu Fikret'in. Ah ulan veletler, yaktınız beni! Yutar mıyım ben? Ulan eşşoğlu eşekler, itoğlu itleri, düğmeciler, kravatçılar! Ulan ben de babama bak diye böyle yapmıştım! Eşşoğlu eşekler, veletler! Tabii, teşekkür ederim. Seni özleyeceğim Leyla. Ben de seni özleyeceğim baba. Şimdiki erkekler naylon çorap gibi. İki çekiştirmede ya akıyor ya kaçıyor. Oysa sen çok güçlüsün sevgilim. Benim. Anasoncağızım. Giriyor. Ne istiyorsun be adam? Bilardo oynarken beni rahatsız etme demedim ben sana. Dedin abi, ben de dedim ama dinlemiyorlar işte. Dinlemeyenler kim oğlum? Çocukların. Çocukların mı? Evet, geliyorlar. Yukarı çıkıyorlar şimdi, yukarı çıkıyorlar. Çabuk saklan. Selam çocuklar. İstanbul Bilardo Şampiyonası için çalışıyorum. Antrenmandayım görüyorsunuz. Bize kalırsa baba, sen bu kılıkla hamam bilardosuna çalışıyorsun. Kesin sesinizi be.
Ben bilardoyu bu kılıkla oynarım ve her vuruşumda sayı olur. Hop! Gördünüz mü? İstakayı şöyle tutacaksınız. Ara sıra da tebeşir sürmeyi unutmayın. Tebeşirin fazlasını da üflersiniz. Baba! Ne var? Baba! Büyük bir bilardo topunu masanın altına düşürmüşsün. Öyle mi? Vay eşşi oğulları vay! Çık ulan buradan! Çık dışarı! Sen de lan! Hadi! Hadi! Duyun bakın! Hadi lan! Dur! Yürü! Dikkat! Şimdi söyleyeyim bakalım. Nedir bu haliniz? Pepsi Cola çocukları olmadığımızı ispat etmek için geldik baba. Şimdi de vitrin çocuklarına dönmüşsünüz. Sana yardım etmek istiyoruz baba. Gölge etmeyeyim, başka ihsan istemem. Ömer'in babasıyım ben. Oğlumu kurtarmaya çalışmak hakkımdır. Sen hakkını kumar masasında yitirdin evlat. Tövbe ettim baba. Kitaba el bastım artık. Bize bir şans daha tanı baba. Sana layık evlatlar olmaya çalışacağız. Pekala. Deneyeceğim. Önce benim tamirhanede çalışacaksınız. Beşiktaşlı Murat 3 tane fedai kiralamış bey baba. Sayılı adamlardan mı? Hayır bey baba. Üçü de isimsiz. Beşiktaşlı Murat korkusundan ne yapacağını şaşırmış. Demek benden çekiniyor ki fedayı kiralamış. Biz de senin gibi düşünüyoruz bey baba. Korktuğuna göre boşlamayın. Üstüne üstüne gidin. Önce şu fedaileri sirkeleyin. Babam bizi uyuttu galiba. Bu işi kundaktaki bebekler bile yapar. Haklısın. Oysa biz heyecan istiyorduk, hareket istiyorduk. Fazlasıyla bulacaksınız. Ne yaptınız? Bir daha söyleyeyim. Fedailer kofte çıktı bey baba. Portakal gibi sandığa koyup hepsini Beşiktaşlı Murat'a postaladı. Sus lan! Babanın babalarını kaldıracaksın sonra. Tebrik ederim sizi. İmtihanı üstün başarıyla kazandınız. Ve mezun oldunuz. Suratınızda bir yığın çürükler. Aliço'ya karşı madara ettiniz beni. Bir avuç kemikçinin hakkından gelemediniz. Bir de bu der. Tekel'in ortaklarından. Kalabalıktılar baba. Üstelik aniden bastırdılar. Ayıp etmişler. Haber vereceklerdi değil mi? Sizi dövmek için bir de randevu isteyeceklerdi. Sörsemler! Muhallebi çocukları sizi! Eve döndüğün zaman sizi burada görürsem parçalarım alayınızı. Hey baba, seninkiler geldiler. Yine kaşıntıları tutmuş galiba. Aşırız bey babacığım. Önce bir hoş geldin diyelim. Ya bakayım oğlum. Bize şöyle oturaklı bir pasta getir. Hey çocuklar. İşte oradalar. Evet.
Bize bakıyorlar. Sert görünelim. Galiba biraz korktular. Koy şuraya. Bitirdim ben. Herkese anlatacağım. Hiçbir kadın Murat'ın sofrasından doymadan kalkamaz diye. Niye kalktın sevgili? Kulağım çınladı. Aliço benden bahsediyor olmalı. Al bunu bizim delikanlılara götürüver. Babam bu pastayı gönderdi size. Şerefine mumları yakmanızı istedi. İtoğlu it korkusundan yağ çekiyor. Doğru. Madem ki pes ediyorlar, aman diyene kılıç kalkmaz. Öyle. Erol, şuna bir kibrit çak da şenlik olsun. Veren işte kibriti de, yakalım mumları. Yakmayın! Aliço, bu numarayı sen yaptın. Haşa! Benim evlatlar senin fedailerinle biraz şakalaştılar. Onlar benim fedaim değil Aliço. Oğullarım. Oğulların mı? Sen karışma baba, aramızdaki hesabı temizleyeceğiz. Sonra da gidip yüzlerinizi temizleyin, olur mu? Bu pastayı kim götürdü? Ben götürdüm. Böyle bir pasta mıydı? Evet. Yakalayın şunu. Durun çocuklar. Ne oluyor burada? Bir şey yok memur bey. Doğum günümü kutluyorum da biraz eğlendik çocuklarla, öyle değil mi? Evet öyle. Pastalar Aliço'dan. Şampanya benden. Oo, çok güzel bir fikir. Şerefe içeceğiz. Çok da cömertsiniz. Doğum günün kutlu olsun Aliço. Doğum günün kutlu olsun Aliço. Doğum günün kutlu olsun Aliço. Doğum günün kutlu olsun. Ulan Murat, bunun iki mislini senden çıkartmazsan bana da Aliço demesinler. Maşallah, sayenizde sinir gidiyor da başladık. Bence içkiye de kavuştuk.
Yavalarınız kim aradıydı? Alkolik de olduk yani. Kestir kurana son. Bu bizim ilk kavgamızdı baba. Yediğiniz dayaktan belli zaten. Benim oğullarım böyle mi olmalıydı? Bir laf vardır evlat. İçin kırık eşekle arabatı geçirmez. Çaresi yok mu baba? Var. Eşeklikten istifa edip arabatı olmaya çalışacak. Nasıl baba? Nasıl olduğunu göstereceğim size. Öyleyse eşeklikten istifa ediyoruz baba. İstifanız kabul edildi çocuklar. Oh şerefe! Sağ ol baba. Sağ ol. Yoruldun mu damat bey? Yoruldum baba. Kaç pot rest. Yürü ulan, yürü şekerim. Yoruldun mu oğlum? Evet, çok yoruldum baba. Diş fırçan nerede? Hangi böbreğin ağrıyor ha? Ağrıyan yerimi sor baba. Yürü ulan yürü. Kravatınla düğmen ileride. Saçla sakala, yürü ulan eşek, yürü! Dingo, dingo şişeler, insan yorulunca böyle emekler. Ha gayret, az kaldı. 30 kilometre, ha gayret. Buyurun çocuklar, sıra sizde. Kaldırın lan! Baba! Ya! O ne ya? Yaklaşın bakayım çocuklar! Öğrendiniz mi evlatlarım? Öğrendik, öğrendik baba. Bekle sen gel buraya. Hadi gel bakalım. Gel lan. Öteki nerede? Hadi bakalım çocuklar ikiniz. Hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Haydi hop, hop, hop. Daha hızlı hop. Baba kurtar. Kurtar baba ne olur. Kurtar baba, baba. Yine elimde kaldı be. Murat evde mi? Evde. Buyurun. Murat telefon ettiler biraz evvel. Parayı yarın bankadan çekmemi istiyorlar. Bütün parayı 150 liralık istediler. Yol... Thank you.
Benimle alay ettin. Benimle fena oynadın. Bu yaptıklarını sana çok pahalıya ödeteceğim. Benim kim olduğumu şimdi öğreneceksin. Getirin çocuğu. Ömer! Anneanne! Öldürün şu piçi! Durun! Parayı ödeyeceğim. Götürün. Şimdi eve telefon edeceksin. Parayı evindeki hizmetçi kız getirsin. Alo. Ben Nermin. Anneniz. İyisin ya. İyiyim. Beni iyi dinle Murat. Bugün saat 4'te hizmetçi kızım parayı Çermikoğlu çiftlik harabesine getirmesini istiyorlar. Bizim anason Kazım'a iş. Merhaba Rasim. Nasıl buldun bu gizli yerimi Aliço? Hayret doğrusu. Senin hayret edeceğin başka bir şey daha biliyorum Rasim. Duyduğuma göre milyonluk bir işin peşindeymişsin. Ama bu işten sen zararlı çıkacaksın. Çünkü kaçırdığın çocuk Murat Yılmaz'ın torunu. Şu Beşiktaşlı Murat'ın mı yani? Evet. Seni bulup kemiklerini kıracaktır sonunda. Seninle anlaşalım. Paranın yarısını verirsen bu işten sen karlı çıkarsın, unutma. Kadın gecikti. Öyle galiba. Karı geliyor. Hey. Karıya bak. Siliç gibi. Kadın be. Kimse yok mu? Orada mıydınız? Gel, gel. Geliyorum yakışıklılar, geliyorum. Aman iyi geldin abi. Tam sırasında geldin yani buraya. Şimdi sıra şu binadakilerde. Şu sonradan takmaları da düzelt. Tamam. Kimse yok mu? Gel bakalım küçük hanım. Ah ne kadar güzel şeyler bunlar. Sanki güzellik yarışması var ayol. Ay ne tatlı çocuklar bunlar. Beni şeker şeysin sen. Tatlım bıyıklarını yesinlersin değil mi? Ciciler. Parayı getirdin mi? Ha tabii getirdim. Buyurun. Bu ne? Parayı beğenmedi ayol. Ara ben de afap. Yo yo, silaha el sürmek yok. Dur bakalım Murat. Bu sefer kapana kısıldım Murat Efendi. Eski hesapların sonunu temizlemeye geldim. Yürü dışarı. Yakalayın! Yürü!
Yendin ama tabancamı yenemeyeceksin. Hepsini temizledik baba. Daha bitmedi. Ömer! Kurtarın beni! Kimse yerinden kıpırdamasın! Yoksa çocuğu öldürürüm! Baba! Kurtarın beni! Baba! Yavrum benim. Kim bu amca baba? Senin deden oğlum. Merhaba delikanlı. Dede. Dedeciğim. Oğlum. Bu saçların kesilmesi lazım. Yapma be dede. Sus ulan. Ömer. Ömer. Ömer oğlum. Hoş yavrum benim. Murat.
Murat! Gitme Murat. Kalmanı çok istiyorum. Babam gene kafesledi annemi. Yürü gidelim. Artık her şey bitti. Bundan sonra baş başa sakin bir hayatımız olacak. Anne, elbiselerim nerede? Ya benim bluzum, pantolonum? Ulan eşşoğlu sütler! Yeter artık, defolun! Bunların ikisi böyle. Ya 5 tane oğlumuz olsaydı o zaman ne olur? Kim bilir? Murat abi, banyoyu hazırlayayım mı?